sandım bir an. Böyle kollarımın üstü ya. İlmeğin yiyordu neredeyse. Babamın yüz ifadesini görmeniz lazımdı. İnanılmaz bir kurtarış. Bravo Demire. Yalnız sana da aşk olsun senin. Yani dün gece o kadar olay olmuş. Sen bu saati mi bekledin anlatmak için? Allah kızlar. Adam beni kurtarıyor. Ben hala onu yıldırıp göndermeye çalışıyorum. Ben kendimi çok kötü hissediyorum ya. Canım o başka bu başka. Ne ilgisi var ya? Ayrıca bir doğru bir sürü yanlışı götürmüyor maalesef. Ama bir doğru değil ki canım. Yıldırım Bey'in işini kurtardı. Şirketi büyük bir rezillikten kurtardı. Bir de üstüne üstlük beni ailemin önünde kurtardı. Ya ben bu canavar müşteri işini yapamayacağım galiba. Vallahi biz bunu boş verelim, yapmayalım. Yani doğru söylüyor. Ya kusura bakmayın, kulak misafiri oldum ama doğru. Ya adam sizin öyle bahsettiğiniz gibi biri değil ki. Ya gayet düzgün bir herif. Ya uğraşmayın bence, bindiğiniz alı kesersiniz. Kimden bahsediyorsunuz ya? Demir Bey'den mi bahsediyorsunuz? Ne olmuş, ne olmuş? Demir Bey'e ne olmuş? Ay. Ben bu canavar müşteri işinden emin değilim galiba. Ay, kıyamadın tabii canım. Bir dakika, bir dakika abi. Ya ne güzel başlamışız Operation Çıtay'a, yürütüyoruz. Çok güzel adımlar atmışız. Nereden çıktı şimdi bu tereddüt ya? Ya fazla ve gereksiz bir risk alıyorsunuz. Ya ben Demir'le oturup sohbet ettim. Adamın size karşı bir garezi yok ki. Sen ne biliyorsun ki abi? Bir kere adamla oturdun konuştun diye bütün meseleyi çözdün mü yani? Biz haftalardır bu kızcağızla neler yaşıyoruz, haberiniz var mı? Adam benim hayatımı kararttı ya aldığı kararlarla. Ya tek çözüm bu mu? Ya yok mu başka çözüm? Ha? Madem öyle sen niye işten ayrılmıyorsun ki? İbo! Sen bana baksana havalı çocuk. Sen bu meselelerden anlamazsın. Ya. Yeah. Hayat sana güzel tabii. Kliniğini almışsın. Çekmişsin motosikleti altına. Boyun posun havan yerinde. Çöpsüz üzümsün oğlum sen. Nereden bileceksin benim yaşadıklarımı? Ben kaç aileye bakıyorum, haberin var mı senin? Nereden bilsin? Boracığım öyle demek istemedi zaten. Ben 4 tane yeğenimi okutuyorum be. Haberin var mı? Yok. Abimin borçları benim sırtımda. Haberin var mı? Yok. İşten ayrı da öyle mi? Kimse dışarıdan ahkam kesmesin abi. Ben tek başıma da yapacak olsam yapacağım bu operasyon çıtayı. Bu artık iş güç meselesi de değil. Onur meselesi benim için. Bora tamam, sinirlenme. Gel yürüyelim biz seninle biraz. Selin. Demek emin değilsin. Öyle mi? Yani her şeyi başlatan sensin. Ama emin değilsin yani. Peki. Eyvallah. Tamam, tamam canım. Sen bakma, onun siniri çok bozuldu. Haklı. Doğru söylüyor. Operasyon çıtayı ben başlattım. Herkesi ben ayaklandırdım. Ama şimdi yapmazsam Bora ile Merve'ye karşı suçluluk hissedeceğim. Yaparsam da Demir'e karşı. Ben şimdi bu yalanla arkasından iş çevirirken Demir'in yüzüne nasıl bakacağım? Hadi sen eve git tatlım ya. Bora. Ben çok sıkıldım. Çok uzadı bu masayı. Farkındayım. Beklemekten sıkıldım. Durumdan sıkıldım. Benden sıkıldım. Haklısın. O zaman ikimiz de aynı fikirdeyiz. Evet, öyle. O zaman ortalığı karıştırmadan, kimseye söylemeden Yıldırım nikahıyla evleniyoruz. Ne? Hiçbir şey ertelemeyelim Bora. Olsun bitsin ya. Neyin ızdırabı bu canım, Allah Allah. Tamam, bir şey olur. Saklarız. Demir'e gidince de herkese söyleriz. Tamam mı? Tamam. Bir dakika ya. Biz şimdi evleniyor muyuz? Aşkım. Nasıl ya? Bayağı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.